Filiz Taçbaş, o doğduğunda yıl 1964'tü. Azeri kökenli olan Filiz, İzmir'de dünyaya geldi. 10 yaşındayken yani 1974 senesinde yönetmenliğini ve senaristliğini Türkiye'nin ilk uzun soluklu kadın yönetmeni Bilge Olgaç'ın yaptığı Bacım adlı filmde çocuk oyuncu olarak rol aldı. Meslek lisesinde okuyordu. Arkadaşları Filiz'e bir güzellik yarışması olduğunu söyledi. Filiz çok güzel, alımlı bir genç kızdı. Arkadaşlarıyla beraber yarışmaya fotoğraf gönderdi. Bir umudu yoktu aslında, öylesine göndermişti. Hatta bir süre sonra yarışmaya katıldığını bile unutmuştu. Annesine de bahsetmişti bu durumdan ama annesi de hiç üstünde durmamıştı. Biraz zaman geçtikten sonra bir gün kapıları çaldı. Postacı finale kaldığını öğrenmesini sağlayan kağıdı getirmişti. Filiz hem çok sevindi hem de çok heyecanlandı. Ailesi Filiz'in üzülmesini istemiyordu. Bu sebeple önce karşı çıktılar. Kazanamazsa kızlarının hüsrana uğramasından korkuyorlardı. Ama sonra Filiz'in hevesini görünce kabullendiler bu durumu. Abisi ve annesiyle birlikte İstanbul'un yolunu tuttular. Birinci olma hikayesini gazete Vatan'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. ''Hayatımda ilk kez uçağa biniyor ve İstanbul'a gidiyordum. Çok küçüğüm o zaman. Utancımdan iki kelimeyi bir araya getirip konuşamıyorum bile. Baktım havalı kızlar var. Jüride Hümeyra, Cüneyt Arkın, Halit Kıvanç. Sıra bana geldi. Ben nasıl bir filmde oynamak istersin dediler. Ben de başrolde mi diye sordum. Bir kahkaha koptu. O soru üzerine 9 jüriden tam puan almıştım. Çok güldüler. Birinci seçildim. Yüz Güzeli seçildikten sonra ilk olarak Abdullah Şahin'le Nokta Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk oyunu Şaşkın Damat'tı. Turneye çıkıp tüm Türkiye'yi dolaştı. Sahne amiri olarak dekor taşıdığı da oldu, sahneyi hazırladığı da. Gırgırye müzikalinde Müjdat Gezen'le başrol oynadı. Güllü rolüne hayat verdi. Tiyatro macerasının yanına bir de mankenlik ekledi sonra. Mankenlikten oyunculuğa geçenlerin aksine, o önce tiyatro yaptı, daha sonra mankenliğe geçti. Zuhal Yorgancıoğlu'nun defilelerine çıktı. Arap ülkelerine, Yugoslavya'ya gitti. Yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek onun için müthiş bir deneyimdi. Tiyatroydu, mankenlikti derken sonunda kendisini kamera önünde buldu. Asi Kabadayı, Bu Muhtar Başka Muhtar, Korkusuz, İntikamcı, Aile Pansiyonu, Bu Şehrin Geceleri, Afacan Ateş Parçası gibi sinema filmlerinde oynadı. Hızla yükselişe geçen televizyon dizilerinde de izledik onu. Doktorlar, Bizim Eller gibi dizilerde oynadı. Ama asıl büyük çıkışını 1992 yılında yayın hayatına başlayan Mahallenin Muhtarları dizisiyle yakaladı. Kandemir Konduk'un yönettiği dizide kuaför Behiye karakteriyle hafızalarda yer etti. 2000'li yılların başına kadar süren bu dizi devam ederken Gönül Bahçelerinde, Yaşama Hakkı, Koçum Benim, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut gibi yapımlarda rol aldı. Filiz Taçbaş'ın hayatındaki ikinci dönüm noktası ise Arka Sokaklardaki rolü oldu. 2006 yılında dahil olduğu bu dizide emniyet amiri Rıza Baba'nın eşi Ayla Soylu karakterine hayat verdi. Sözcü'ye verdiği röportajda oyunculuğu ile ilgili şunları söylemişti Filiz Taçbaş. ''Benim oynadığım diziler çok uzun soluklu olduğu için başka rollere fırsat bulamadım. Mahallenin Muhtarları dizisi 10 yıl, Arka Sokaklar dizisi 6 yıl devam etti. İki rol oynadım, 16 yıl sürdü. Ayla rolünü büyütmeme izin verilmediği için diziden ayrıldım. Bu arada Bütün Çocuklarım dizisinde Kadir İnanır ve Jülide Kural'la oynadım. Oradaki rolümü çok sevdim. Çocuk seyirciler beni daha çok seviyor. Çünkü anne rolleriyle tanıdılar. Arka Sokaklardaki performansıyla beğeni toplayan Taçbaş, daha sonra Farklı Desenler, Anadolu Kartalları, İşler Güçler, Yalan Dünya, Ah Neriman, Eve Dönüş gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak Çukur dizisinde oynayan oyuncu bu dizide Süreyya karakterine hayat verdi. Hürriyet'ten Pınar Yılmazer'lere verdiği röportajda en büyük pişmanlığını açıklayan Taçbaş şunları söylemişti. Hollywood'dan bana teklif geldi 17-18 sene önce. Bir yönetmen Cannes Film Festivali'nde getirip sözleşmeyi koydu önüme. Beni orada görmüş, çok beğenmişler. Projedeki o tipe çok uyuyormuşum. İyi de para vermişlerdi. Ama İngilizcem yeterli olmadığı için rolü alamadım. Bir de Amerikan şivesi gerekiyordu.
O yüzden oynayamadım. Hemen arkasından dil eğitimi için Londra'ya gittim. Ama iş işten geçmişti tabii. Üstüne düşmedim. Evlendim, kızım oldu. Elimden kimse tutmadı. Benim ev kadını gibi olayım, işimi yapayım, çocuk büyüteyim gibi bir hedefim vardı. Taçbaş tenisçi Cahit Yavuz'la evliydi. Ancak 2011 yılında evlilikleri sona erdi. Bu evlilikten Selin adında bir kızları oldu. Evliliğinin oyunculuk kariyerine etkisini ise Sözcü'ye verdiği röportajda şöyle anlatmıştı ünlü oyuncu. "Keşfedilecek daha çok şeyim var. Çünkü oyunculukta en verimli olduğum zamanlarda nikah masasına oturdum. Evlendim, ardından hemen hamile kaldım ve Selin dünyaya geldi. Evliyken bir hayat mücadelesi veriyorsun. Kocama ve kızıma kol kanat germekten oyunculuğumla ilgili açılımlara pek önem veremedim. 11 yıl evimin kadını oldum. Sonra yollarımız ayrıldı." Taçbaş oyunculuğun yanı sıra tenis tutkusuyla da biliniyor. Yıllardır tenisle ilgilenen oyuncu 2007 yılında yüksek puan elde ederek milli takım elemelerine girdi. Başarılı performansıyla 40 yaş ve üstü milli takımına seçildi. Milli takıma seçilen ilk oyuncu unvanının da sahibi oldu. Spora olan düşkünlüğünü aynı röportajda şöyle anlatmıştı. "Spor benim için ekmek gibi, su gibi, hava gibidir. Formda kalışımın en büyük nedeni de spora olan tutkumdur. Mesela çok iyi futbol oynarım. Türkiye'de kurulan ilk profesyonel kadın futbol takımına davet edildim. Ama o yıllarda okulum vardı. Babam istemedi, gidemedim. Çok iyi gol atarım. Tiyatro turnelerinde boş zamanlarda futbol oynardık ve erkeklerle aynı takımda top koştururdum. Sonra voleybol, basketbol oynadım. Yüzdüm. 20 yıldan bu yana da tenis oynuyorum." Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un annesini oynadığı Anadolu Kartalları filminin tanıtım afişlerinde adı yazmadığı için film şirketini mahkemeye vermiş ve kazanmıştı. Bu davayla sık sık gündeme gelen Taçbaş 5000 lira tazminat kazandı. Magazinci.com'a verdiği röportajda bu davayla ilgili şunları söylemişti. "Oynadığınız filme çok heveslenip gidip de yaşadığınız hayal kırıklığı insanı yıkıyor. Bu hayal kırıklığı insanı aşk ilişkisinde de yıkar. Kırık kalp işte. Benim için aynı şey. Ha aşkta ha işte. Hiç fark etmiyor. Hala aklıma geldiğinde çok üzülüyorum. Keşke olmasaymış. Çünkü niye? Aynı sektördeyiz. Bir emek var. Onlarla tekrar ben iş yapmak isterdim mesela. Yine de onlara karşı bir şeyim yok. Ben affedici bir insanımdır. Ben konuşurum, yolda görsem sohbet de ederim. Ama önemli olan onların beni affedip etmemesi. Çünkü ben mahkemeye verdim onları. Ama onların da biraz olgun davranıp olaya iş açısından bakmalarını isterdim." Geçtiğimiz yıl Filiz Taçbaş'ın İzmir'den aldığı 1,5 dönümlük tarlasında çiftçilik yapmaya başladığı öğrenildi. Postada çıkan haberde şunlar yazıyordu. "Oyuncu Filiz Taçbaş çiftçi oldu. İzmir Ali Ağa'da aldığı 1,5 dönümlük tarlasında zeytin, limon ve meyve yetiştirmeye başladı. Ali Ağa İlçe Tarım Müdürlüğü'nden çiftçilik belgesi de aldı. İstanbul Nişantaşı'ndaki evini kapatmayan oyuncu, çiftçilik hayalimdi. Sonunda gerçekleştirdim. Şimdilik küçük tarımcılık yapıyorum. Aileme yetecek kadar mahsulü yetiştiriyorum. Tarladan çıkan değişik ot türleriyle yemeğimizi ve salatamızı yapmak büyük zevk. Toprak bana iyi geldi," dedi. Tarlasına ahşap baraka ve taş fırın yaptıran, sulama içinde kuyu açtıran Filiz Taçbaş'ın yalın ayak çekilen fotoğraflarına sosyal medyada doğal Filiz yorumları yapıldı. Yeteneği ve güzelliğiyle her zaman beğeni toplayan Filiz Taçbaş'ı daha nice projede izlemeyi umuyoruz.